Herkese selamlar sevgiler değerli dostlar Bugün yine yepyeni videoda karşınızdayım Değerli dostlar bugün sizlere Çok güzel bir şey göstereceğim ve Bence çoğunuzun hoşuna gidecek diye Tahmin ediyorum Şimdi biliyorsunuz Çoğumuz mobil oyun oynuyoruz Bilgisayar oyunu oynuyoruz Yani Temelde güzel oyunlar oynamak istiyoruz Fakat bu oyunları oynarken Hani bir de Oyunun yapımcısı olma fikri var Yani bazı oyunlarda da biz kendimiz yapıp oynamak isteyebiliyoruz arkadaşlar. Tıpkı benim gibi ben de hani kendi oyunumu yapmak istiyordum. Fakat şöyle bir durum var. Bunun için herhangi bir eğitimim yok. Veya işte bu yazılım, kod, mod bilmeniz gerekiyor. Bunları hiç öğrenmedim açıkçası. Öğrenmesi kolay mı? Zor. Yani bu tarz şeyleri öğrenmesi maalesef zor arkadaşlar. Yani çok fazla kolay bir şeyler değil. Bilgisayarınız olması gerekiyor işte bu yazılım bilginizin olması gerekiyor oyun yapmak için yani program sağlam bir şekilde kullanabiliyor olmanız gerekiyor ben bugün sizlere öyle bir program göstereceğim ki mobilde mobilde bir program telefonlarınızdan kendi oyununuzu yapabileceksiniz kendi telefonunuzda kendi oyununuzu yapacaksınız arkadaşlar güzel bir uygulama benim de kullandığım bir uygulama hatta geçmiş dönemlerde biraz bir parça diyeyim bir parça oyun yapmışlığım da vardır birazdan oyunu da gösteririm eğer hesabıma girebilirsem yani kısa bir oyun yaptım fakat sonra silmek durumunda kaldım uygulamayı ama bugün sizlere göstereceğim eğer sizlerde bilgisayar olmadan yazılım olmadan kodlama bilgisine gerek duymadan oyun yapmak istiyorsunuz bu video tam size göre fakat ufak bir ricam var senden videoya geçmeden önce şu like tuşuna bas abone değilseniz abone olun yani basit para almıyoruz Hangi katıl butonunda paralısı da var istiyorsanız katıl butonundan e, kanalımıza destekte olabilirsiniz o zaman uygulamaya geçelim mobilden oyun yapabilmek için tek bir uygulamaya ihtiyacımız var arkadaşlar o da bu Play Store'daki profili bu arkadaşlar ismini falan yazarsanız Tabii ki gelir sonra indirirsiniz sonra e, uygulamanın içerisine geçtiğimizde zaten şimdi göstereceğim o zaman geçelim Şimdi uygulamanın arayüzü bu arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi başka kişilerin yapmış olduğu oyunlar var. Bu oyunları oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunları paylaşıyorlar, sizler de oynuyorsunuz. Bunlar gibi siz de oyun yaptıktan sonra burada paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam, çok güzel bir uygulama. Hatta ben önceden bunu kullanıyordum. Bir oyun falan da yapmıştım. O hesabıma girebilirsem, hesaba atılırsam sizlere yaptığım oyunu da göstereceğim arkadaşlar hatta videonun sonunda. Şimdi sizlere oyun nasıl yapılır, neler yapmalıyız onları zaten göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi baya baya oyunda var yani burada başka kişilerin yapmış olduğu çok oyun var. Burada yazılım bilmenize gerek yok. Kod bilmenize gerek yok. Sadece hayal gücünüzle giriyorsunuz uygulamaya. Hayal gücünüz ne kadar genişse neler düşünebiliyorsanız neler yapabiliyorsanız onları sergiliyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada birçok kişinin yaptığı gibi. O zaman yavaştan anlatıma geçelim. Bu bölüme geliyorsunuz. Bak burada kur bölümü var. Ondan sonra gelen sayfada yeni bir oyun oluştur diyorsunuz ve yüklenmesini bekliyorsunuz. Sayfa yüklendikten sonra oyunumuzu oluşturmaya başlayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi burada sizin hayal gücünüz önemli. Yani ne istiyorsunuz? Nasıl istiyorsunuz? İşte savaş oyunundan tutun da araba oyunlarına her türlü şeyler yapabiliyorsunuz. Ee, ve bu tamamıyla size kalmış bir şey arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Videoya geçmeden önce lütfen like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gerçi 2-3 dakika oldu ama olsun yine söyleyeyim. Bir de bu uygulamayla ilgili böyle içeriklerin, bilgilendirici içeriklerin devam etmesini istiyorsanız da yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bomboş bir sahne arkadaşlar. Biz buraya bir tane zemin ekleyelim mesela. Burada görmüş olduğunuz gibi zemin var. Bu zemini diyoruz ki biraz da büyütelim. Bak mesela şu anda bu şekilde bir zemin var. Bunu biraz büyütelim üzerine tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi kenarlarından çıkan şeylerden büyüklüğünü ayarlıyoruz. Sağa sola dönmesini işte yani değişik şekiller almasını buradan ayarlıyoruz. Ve sonra ikinci zemini eklediğimizde de böyle yan yana getirdiğimiz anda mıknatıs özelliği var. Yani direkt birbirine yapışıyor böyle. Bir iki tane daha zemin koyun. Bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hani oyununuzun nasıl olduğuna bağlı. Ben göstermek amacıyla birkaç tane koyacağım. Onlar yeterli olacaktır. Zaten amaç göstermek. Bununla ilgili dediğim gibi içerikler istiyorsanız beğenmeniz ve yorumda belirtmeniz yeterli olur. Şunu da böyle yerleştirdik mi tamam. Bak şimdi zeminimiz hazır. Bunun üzerine farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde şeyler yapabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse arkadaşlar. Yani sınırsız. Buraya da bir tane figürü koyalım mesela. Bir tane karakterimiz olsun burada. Bak. Görüyorsun değil mi? Bunların ayarlamalarını, bunların şeylerini hep biz yapacağız. Tabi bunları e, ben elimden geldiğince göstereceğim. Fakat e, daha iyi bir öğrenim istiyorsanız da uygulamayı indirip hani böyle pratik yaptıkça, böyle neyin ne olduğunu anladıkça daha iyi oluyor lan şeyi çıkardık ya. Bunu seçecektim bak. Oturmaz mı bu şimdi? Bak mesela şöyle yaptığımızda, şunu aşağı indirdiğimizde aşağı yukarı gidiyoruz demin. Hani zemini biraz aynı oluşturmanız gerekiyor ki. Hani bir yer uzun bir yer büyük bir yer kısa olmasın yani. Sonuçta bir oyun oynuyorsak böyle saçmalıklar olmayacak. Her şey aynı olacak. Hadi lan. Bir alamadım şunu şuraya ya. Gel. ha Buraya gel. Bunu da alalım. ha Tamam bak yerine tak diye yapıştı. Gördünüz mü? Şimdi kahramanımız bu. Bu kahraman üzerinde farklı farklı şeyler yapabiliyoruz ee, kamera açılarından tutunda işte e, rengini değiştirebiliyoruz mesela ya da e, burada ne varmış alttaki o çember var ya onu değiştiriyoruz onun dışında burada görmüş olduğunuz gibi özellikler kahramana vereceğimiz özellikler var İşte canıdır hareketlidir ne bileyim puan var da var. Bunları tamamiyle kendi yapacağınız oyunun düzenine göre oluşturmanız gerekmektedir. İşte görmüş olduğunuz gibi sağ el, sol el yani saldırı gücü ne bileyim çok şey var. Bunları artık karakterleri düzgün bir şekilde ayarlayarak hani güçlerini falan belli bir oranda ayarlayarak ya ayarlayacaksınız yani kendinize göre yapacaksınız artık nasıl bir oyun düşünüyorsanız. Burada da değişik değişik şeyler var davranış kontrolü Burası da arkadaşlar Onun dışında neler varmış ee, Onun dışında şuna baktık galiba ha bu da o zaman bir karakterimizi deneyelim burada sağ üst köşede bakın oyuna yazıyor ona bastığımız anda oyunu oynuyoruz ne kadar kurduysanız artık o kadar oynayabilirsiniz görüyorsunuz işte hopluyor zıplıyor bir şeyler yapıyor bizim belirlediğimiz koşullarda. Mesela oyuna yeni bir e, öge eklemek istiyorsunuz. Sağ alt bölümde bulunan artıya bastıktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi çeşitli e, kategoriler var. Çeşitli şeyler var arkadaşlar. Çoğu şey var yani. Baya baya şeyler var. Artık sizin yapacağınız oyunun malzemesi ne gerekiyor? Bunu bilmeniz gerekiyor. Yani ben bir savaş oyunu yapıyorsam ne gerekli? Ya da işte bir futbol oyunu, bir araba oyunu yapıyorsam ne gerekli? Şimdi mesela ben bir araba oyunu yapacağım. Bana ne gerekli? Tabii ki araç gerekli. Ee, araç bulmam gerekiyor. Arama bölümüne kar yazdım. bu arada hani alacağınız ögenin İngilizce versiyonunu yazarsanız hani daha iyi olur alacağınız ürünü daha rahat bulursunuz. Bakın mesela hemen alt bölüme geldi. Ekleyeceğim şey hemen alt bölüme geldi. Böyle bir araç geldi. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki aracı bir konumlandırmamız gerekiyor. Fazla böyle mesela <laughs> içeri basmayayım. Bakın mesela bu güzel. Bunun da tabii ki belli başka şeyleri var. Yani bunun da işte böyle renk menk ayarı var. Onun dışında fren gücü, motor gücü bu tarz şeyler var. Ya ben umarım o e, önceden yaptığım oyunu bulabilirim. O oyun güzeldi ya. Bayağı da bir uğraşmıştım. Bak mesela hangisini oynamak istiyorsun diyor. Burada seçiyorsun. Mesela ben arabaya binebiliyor muyum? Yok, binemiyorum. Belki özellik falan eklemem gerekebilir. Neyse. Ben arabayla oynayacağım arabayı seçiyorum ve oyunu başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arabayla da, da bu şekilde oynayabileceğim. Böyle gaza basıyorsunuz. İşte frene basınız da tekrar basınız da geri geliyor falan filan yani bildiğiniz e, araba oyunları. Bu sizin e, oynatacağınız temaya göre değişecek şeyler. Eğer video beğenilirse part ikisi gelecek arkadaşlar. Yani daha güzel içerikler gelecek onu söyleyeyim. Şöyle mesela işte bu şekilde ayarladık diyelim. Böyle güzel bir oyun yaptık. Yani mantık budur arkadaşlar. Demin sizlere bahsettiğim hesabımı bulamadım. Yani hani dedim ya oyun yapmıştım. Maalesef hesabı bulamadım. Ben de e, şimdi sizlere başka birinin oyununu oynayacağım arkadaşlar. Başka bir kişinin yapmış olduğu oyunu oynayacağım. Şöyle şu oyun güzel gibi. Girelim bakalım oyuna. Şöyle oyna diyoruz oyunun profiline girdikten sonra. Görmüş olduğunuz gibi arkadaş bir ee, araba oyunu yapmış ve çeşitli engeller falan koymuş. Yapanın eline konular sağlık diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir emek var. Ee, i̇şte burada bazı görevler de koymuş. Oradan atla oraya git falan filan diye saniye filan da koymuş hatta. Ee, bu tarz e, oyunlar yapabilirsiniz sizlerde. Arkadaşın emeğine sağlık tekrar. Yani kendiniz de eğlenebilirsiniz. Bayağı da güzel bir uygulama. Benim güzel bir oyunum vardı burada ya. Güzel bir oyunum vardı. Harbiden güzel bir oyunum vardı. Ama e, maalesef hesabı bulamadım. Bak mesela yetişemedik. Bir daha yapalım. Şuranın üzerinde gideyim. Bas bakalım. Ha geçtik. Lan. Abi tıkandık burada ya. Hayır abi tıkandık ya. <laughs> tıkandık kaldık burada arkadaşlar. Neyse oyunu yeniden başlat diyelim. Bas 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 bas. Biraz daha hızlı geçeceğim şimdi orada tıkanmamak için. Ya çeşitli parkurlar yapabilirsiniz. Şu dağları falan yapabilirsiniz. Dediğim gibi eğer e, hatta yorumlarda yazacağım parti gelsin mi diye. E, çok isteyen olursa e, detaylı bir şekilde anlatırım. Yapışını falan beraber bir oyun yaparız arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. Bugünkü videonun sonuna gelelim o zaman. Hani like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.